Günaydın arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben az önce uyandım, üzerimi değiştirdim. Birazdan kahvemi yapacağım. Ondan sonra da ufak ufak misafir hazırlıklarına başlayacağım. Bu arada sesim yeni kalktığım için böyle değil. Hala hastayım, hala biraz nezleyim, bir türlü geçmek bilmiyorum. Ama şükür yine çok iyiyim. Dediğim gibi misafir hazırlıklarına başlayacağım. Çünkü kahvaltıya misafirim gelecek. Hep beraber hazırlıklara başlayalım diyorum. İlk önce tabii ki evi temizleyeceğim, evi toparlayacağım. Açıkçası o kadar fazla da temizlenecek yer yok. Dün yatmadan önce çoğunu zaten hallettim. Bugün tek tuvaletin üstünden hemen geçeyim diyorum. Ve tabii ki yerlere her günkü gibi süpürge tutulacak. Bu arada arkadaşlar ben fayanslarımdan çok 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 memnunum. Bence bu açık renk fayanslar evi olduğundan büyük ve ferah gösteriyor. Ama tabii ki toz ve pislik daha çabuk belli oluyor. O yüzden mecbur her gün süpürge tutuyorum. Hatta 6 ay emeklemeye başladıktan sonra 2-3 kere tutuyorum bile. Çünkü ya fayanslardan çok toz oluyor ya da hep böyle toz oluyordu ama yerler açık olmadığı için belli olmuyordu. Ya da taban katta oturduğumuz için şimdi yazın çok girişik yaptığımız için hemen her yer pislik oluyor. Anlamıyorum ama ben gerçekten günde 2-3 kere süpürge tutuyorum çünkü yerler pisleniyor. Neyse, ben dediğim gibi önce bir kahvemi içeyim, kahve keyif yapayım kısaca. Ondan sonra hazırlıklara devam. Bu arada bugün yine çok sıcak olacak. O yüzden direkt burada güneşliği çeviriyorum arkadaşlar. O kadar kullanışlı ki perdeler. Bakın şunu şöyle çeviriyorum. Evin içi o kadar serin kalıyor ki anlatamam. Komşularımız mesela hepsi pancurları indiriyorlar. Ama o zaman da evin içi kararıyor. Böyle, ama o zaman da evin içi kararıyor. O yüzden bence en güzel çözüm böyle güneşlik. Şunu da. Oh, camı da hafif açayım yine. Hava gelsin. Şimdi acıkıyı hazırlıyorum arkadaşlar ve malzemeleri hemen paylaşıyorum. Bir avuç dolusu fındık, bir avuç dolusu ceviz, 2 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası ve en önemlisi acıkada baharatları arkadaşlar. Ben bakın bu 7 tür kahvaltı baharatını kullanıyorum. Ayrıca kimyon, çemen tozu, sarımsak tozu, karabiber ve tuz. Bunların ayarını göz kararı yapıyorum. Ondan sonra da deniyorum. Ona göre tekrar bir baharatı ekliyorum. Yani siz de damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Önce fındıkla cevizi böyle robottan geçiriyorum. Sonra salçayı ilave ediyorum. Azıcık zeytinyağı. Sevdiğimiz için sarımsağı biraz bulatıyorum. En çok da tadına bu baharat veriyor. O yüzden bunu da biraz bulatıyorum. Biraz karabiber. Kimyon. Sonra tekrar robottan geçiriyorum. Karıştırdıktan sonra ve tadına baktıktan sonra acıkımız servise hazırdır. Şimdi çayı demliyorum arkadaşlar ve bunu da size göstermeden geçmek istemiyorum. Ben çayı böyle poşetlere koyuyorum. Sonradan temizlemesi çok çok daha kolay oluyor. Yani çok kullanışlı. Sizlere de tavsiye ederim. Bakın böyle poşet. Bu arada bunlar DM'de satılıyor. Bunun içine de şimdi çayı dolduruyorum. Sonra bunu ıslıyorum. Sonra bildiğimiz gibi demliyorum. Kahvaltılık tüm malzemeleri böyle buzdolabından çıkardım şimdi. Bunları birazdan sunuma hazırlayacağım. Bunun dışında bir de menemen yapmak istiyorum. Ve sosisi kızartacağım.
Önce menemenle başlıyorum arkadaşlar. Ben menemeni soğanla yapıyorum. Bazıları soğanı sevmiyor ama bence tadını soğan veriyor. Bir domates kullanıyorum. Bir adet kırmızı soğan, 2 adet de yeşil biber, yeşil sivri biber ama acı olmayanları kullanıyorum. Soğanları robottan geçirdim ve pembeleşene kadar şimdi kavuruyorum. Sonra biberleri ince hepsini ince. Hepsini ben öğrettim. Biberleri ince ince doğruyorum. Sonra biberleri ilave edip beraber kavuruyorum. Domatesi de yine robottan geçiriyorum. Domatesleri ilave ediyoruz ve domateslerin suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyorum. Sucukları da doğradım. Gelmelerine yakın sucukları kızartacağım. Şimdi sunuma geçiyorum. Çoğu malzemeler zaten böyle kaselerde hazır duruyor. Hiç çıkartmıyorum. Böylece masaya koyacağım. Evet arkadaşlar ve kahvaltımız hazır. Evet arkadaşlar, misafirlerimiz geldi, kahvaltı yaptık, yedik, içtik, muhabbet ettik, etrafı toparladık ve misafirlerimiz gitti. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.